Marmara Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, birlik ortaklarından son 10 yılın en yüksek rakamı olan 85 bin ton rekolte beyanı geldiğini belirtti. Asa yaptığı yazılı açıklamada, 2010'dan bugüne ürün alımlarını 1 lira kredi kullanmadan kurumun kendi öz kaynaklarıyla gerçekleştirdiklerini bildirdi birliğin sürdürülebilir yapısının devam etmesi için krediden uzak durulması gerektiğini vurgulayan Asa, kooperatif ve ortaklarıyla zor yılın üstesinden geleceğine inandığını ifade etti. 10 yıldan bu yana kota uygulaması yapılmadı. Son 2 yılda 102 bin ton ürün alımı gerçekleştirdik ve üretici ortaklara çok büyük destekler verildi. 2019-2020 ürün alım kampanyasında 42.500 bin 500 ton ürün alımı planı yapıldı. Hidamet Asa, bu yıl sıkıntıların asıl nedeninin geçen sene ince tane stok devri olduğunu belirtti. Bir önceki ürün alım kampanyasında 5 liraya aldığımız ürün bugün piyasada 3 liradan satılıyor. Marmara Birlik sadece alım fiyatından her kilogramda 2 lira zarar etti. Kısıtlamanın yapılmasına etken olan en önemli sebep ortaklarımızdan gelen 85 bin ton rekolte beyanıdır. Eğer 55-60 bin tonlarda rekolte beyanı gelmiş olsaydı bu kısıtlama olmayacaktı. Ürün alım ve fiyat politikalarına değinen Hidamet Asa şunları kaydetti. Marmara Birlik geçtiğimiz yılın fiyatlarını muhafaza ederek avans fiyat olarak açıklamış ve üreticisini sigorta altına almıştır. Piyasa fiyatlarında bir artış söz konusu olması durumunda üzerine ilave yapılacaktır. Ortaklarımızın teslim edecekleri ürün miktarı kooperatife son 5 yıl boyunca verdikleri miktarın toplamının 5'e bölünmek suretiyle belirlenmiştir. Kredi kullanarak ürün alımı yapılırsa faiz sarmalına girilir ve kurum çok büyük zarar görür.